Değerli misafirlerimiz, sayın milletvekillerimiz, sayın başbakanımız salona girmek üzeredir. Grup toplantı salonumuzda düzeni sağlayalım. Arkadaşlarımıza yardımcı olalım.
Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkanımız ve Başbakanımız grup genel toplantımıza teşrif etmiştir. Kendisine grubumuz adına hoş geldiniz diyorum. Haftalık olan grup genel kurul toplantımızın 24. dönem 3. yasama yılı 21. birleşimini açıyorum. Grup toplantımıza teşrif eden misafirlerimizi anons etmek istiyorum. Kahramanmaraş İl Başkanı, Kahramanmaraş Belediye Başkanı, İl Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları ve diğer teşkilatlarımız. Ağrı İl Başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları teşkilatları. Engelliler Şenliği kapsamında grubumuzu ziyarete gelen vatandaşlarımız. Çanakkale Çan ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları teşkilatları. Bursa Yıldırım ilçe gençlik kolları teşkilatı. İzmir Ödemiş Kaymakçı belde teşkilatı. Yalova Mahalle Temsilcileri İlçe Teşkilatları, Isparta Kadın Kolları Teşkilatı ve SAV Belediye Başkanı. Balkan ülkelerinden gelen 85 üniversiteli arkadaşımız aramızda. Van AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, Merkez İlçe Muhtarları. Erzurum Alvar Belediye Başkanı ve Muhtarları, Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı, Balıkesir ili Havran ilçesi Kadın Kolları Teşkilatı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı, Dünya Alkol Politikaları Gençlik Federasyonu Başkanı, Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkanımız ve Başbakanımız haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok değerli misafirlerimiz, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, haftalık grup toplantımızın başında sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum.
Grup toplantımıza katılan tüm misafirlerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, konuşmamın hemen başında dün öğle saatlerinde Osmaniye civarında düşen F-16 uçağımızın pilotu şehit üsteğmen Hamza Gümüşsoy'a Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, yakınlarına, hava kuvvetlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de her anlamda baharı yaşadığımız birliğimiz, dayanışmamız, kardeşliğimiz adına çok önemli bir süreçten geçtiğimiz, umutlarımızı çoğalttığımız bir dönemde, üstelik Anneler Günü'nün hemen öncesinde cumartesi günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden milletçe hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Reyhanlı ilçemizde belediye ve PTT binalarının önünde bomba yüklü iki aracın infilak etmesi sonucu maalesef 51 kardeşimizi kaybettik. Vefat edenlerden 41'inin kimlik tespitleri tamamlandı. Bunlardan 39'unun cenazeleri ailelerine teslim edildi. Definleri yapıldı. Bu 39 kişiden 36'sı bizim vatandaşımız. Üçü de Suriye vatandaşı. Şu anda hastanelerde yaralı olarak 48 kardeşimiz bulunuyor. Bunların da 41'i bizim vatandaşımız, 7'si ise Suriye vatandaşı. Yaralılardan 17'sinin ise durumu ağır. Çok büyük miktarda patlayıcı kullanılması nedeniyle Reyhanlı ilçemizde evler, iş yerleri, kamu binaları tahrip oldu. Önemli ölçüde maddi hasar oluştu. Yapılan tespitlere göre 452 iş yeri, 293 konut, 62 araç ve 11 kamu binası patlamada hasar gördü. Ve biz bu vesileyle süratle valiliğimiz tasarrufuna 7,5 trilyon ilk etapta gönderdik ve bunun yanında esnaflarımızla ilgili olarak da gerek vergi noktasında gerek sigortalar noktasında bütün bunlarla ilgili bir yıl erteleme talimatını arkadaşlarımıza verdik. Ben bugün grup toplantımızda bir kez daha Reyhanlı'da hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yakınlarını kaybeden tüm kardeşlerime Rabbimden sabır temenni ediyorum. Reyhanlı'daki, Hatay'daki, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza başsağlığı mesajlarımızı bir kez de buradan iletmek istiyorum. İnşallah hem Reyhanlı hem Türkiye bu alçakça saldırıyı suhuletle aşacak, yaralar en kısa zamanda sarılacak, saldırının izleri en kısa süre içinde tamir edilecek. Nitekim saldırı anından itibaren Reyhanlı, çevre ilçeler, Hatay ve çevre iller başta olmak üzere devletin tüm imkanları seferber edilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ambulanslarıyla, helikopterleriyle, jet ambulanslarıyla yaralıların çok hızlı şekilde taşınmasını sağladı. Bakanlarımız, başta Başbakan Yardımcım Beşir Bey olmak üzere
İçişleri Bakanım, Sağlık Bakanım ve Adalet Bakanım aynı zamanda il milletvekili olarak dördü de il milletvekilleriyle beraber burada bulundular. Milletvekillerimiz orada aynı şekilde çalışmaları sürdürdüler. Bakanlarımız ertesi gün akşam saatlerine kadar yine orada olayları koordine ettiler. Tabii bir yandan acil müdahaleler yapılırken diğer yandan güvenlik ve istihbarat birimlerimiz sorunların yakalanması için çalışmalarını başlattılar. Saldırı arkasındaki güçler ve kullanılan taşeronlar itibariyle şu anda çok büyük oranda aydınlatılmış durumda. Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenlerin Suriye rejimi ile irtibatlı Türkiye içinde bir örgüt olduğu, saldırıda yer alanların da Türkiye vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda şu an itibariyle 13 kişi gözaltına alındı ve sorgulamalar devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz olayı bütün boyutlarıyla aydınlatmak, tüm failleri ortaya çıkarmak, benzeri saldırıların gerçekleşmesini engellemek için büyük bir hassasiyetle çalışmaya devam ediyorlar. Ve bu arada Başbakanlık Teftiş Kurulu olarak da burada ihmaller var mı, varsa nedir, kimler tarafındandır, bütün bunları da yine araştırmak için teftiş kurulumuz ayrıca çalışmalarını sürdürecektir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, acımız gerçekten büyük. Ancak gerek cumartesi günü, gerek pazar günü ifade ettiğim gibi meselenin üzerine soğukkanlılığımızı yitirmeden, aklı selim dışına çıkmadan, infiale kapılmadan ve infiale yol açmadan gideceğiz. Bu saldırıyı çok dikkatli okumak, saldırının arkasındaki niyetleri çok hassas şekilde analiz etmek, tavrımızı da ona göre belirlemek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi büyük devletler böyle büyük provokatif hadiseler karşısında soğukkanlılığını muhafaza edebilen, aklı selimle hareket edebilen devletlerdir. Bir kere şunu altını çizerek ifade etmek durumundayım. Biz bu saldırının altında kalmayız. Er ya da geç bu alçakça saldırının faillerine bedelini misliyle ödetiriz. Allah'a hamdolsun bunu yapacak gücümüz de var, irademiz de var, tecrübemiz de var. Ancak tekrar ediyorum, soğukkanlı davranacak, büyük devlet refleksiyle hareket edecek, bizi çekmek istedikleri tuzaklara da asla düşmeyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu saldırının akabinde ortaya çıkan bazı tartışmalara da burada açıklık getirmek istiyorum. Açıkçası en başta bir hissiyatımı, bir üzüntümü samimi bir dille burada ekranları başında bizi izleyen milletimle beraber hep birlikte paylaşmak niyetindeyim. Bakınız Türkiye'de bazı kesimler uzun yıllardır terörle yaşayan, teröre maruz kalan bir ülke olduğumuz halde maalesef belli noktalarda terörün tuzağına tekrar tekrar düşmekten kendilerini alamıyorlar. Terörün maksadı sadece saldırmak, bomba patlatmak, masum insanları güvenlik güçlerini hedef almak değildir. Terör yaptığı eylemle propagandasını yapmak ister. Ses getirmek ister. Terör gerçekleştirdiği eylemle toplumda korku oluşturmak, kaos oluşturmak ister. Terör hedef aldığı canların ötesinde onların üzerinden toplumu şekillendirmek, politikaları şekillendirmek, onlara yön tayin etmek ister. Bomba yüklü araçları patlatmak, onlarca cana kıymak terörün kullandığı sadece bir araçtır. Terörün sadece bir yönüdür. Terör ve terör örgütleri asıl
o saldırının arkasından ortaya çıkacak manzaraya bakar, o manzarayı şekillendirme durumlarına göre kendilerini başarılı ya da başarısız görürler. Terör örgütü saldırıyı gerçekleştirdiğinde özellikle bunun gerçekleşmesiyle değil, saldırı sonrasında toplum korkarsa, dehşete düşerse, infiale kapılırsa, kaosun içine sürüklenirse işte o zaman amacına ulaşır. Eğer toplum ikiye ayrılırsa, toplumda soru işaretleri oluşursa, hatta toplumun fertleri arasında bir huzursuzluk, bir gerilim ortamı baş gösterirse terör işte o zaman hedefine vasıl olur. 10 yıllardır terörle yaşayan bir ülke olarak açık söylüyorum. Bazıları terörün bu boyutu üzerinde hiç durmadılar, durmak istemediler. Arşivlere dönün bakın. Bizim hükümetimiz döneminde ya da öncesinde bu tür acı hadiselerin ardından sorumluluk mevkiindeki kişi ya da kurumların nasıl tavır takındıklarını inceleyin. Başta siyaset, siyaset kurumu ve medya, bunların yapmış olduğu açıklamalar, yayınlar, tavırlar, son derece hassas olması gereken kesimlerin terörün bu tuzağına nasıl tekrar tekrar düştüklerini görürsünüz. Şimdi biz de cumartesi günü meydana gelen hadisenin hemen ardından maalesef bir kısım medya kuruluşları ve siyasetçiler işte bu açık tuzağa ve alçakça bu tuzağın içerisinde rol aldılar. Daha Reyhanlı'nın caddelerinde dumanlar tutuyor. Reyhanlı'nın sokaklarında feryatlar göğe yükseliyor. İnsanlar sokaklarda can mücadelesi veriyor. Daha o anda henüz hiçbir şey belli değilken birileri çıkıyor. Sanki o saldırıyı beklermiş gibi, sanki böyle bir fırsatı kolluyormuş gibi sorumsuzca açıklamalar yapıyor. Yahu bu ne aceleciliktir? Bu ne fırsatçılıktır? Hele durun bir hadiseyi anlayalım. Hele durun bir gözyaşlarımızı dindirelim. Cenazelerimizi defnedelim. Ondan sonra herkes eteğindeki taşları döksün. Herkes söyleyeceğini yine söylesin. Ama daha Reyhanlı sokaklarından kara dumanlar yükselirken tam da saldırganların istediği gibi hemen suçlamalar yapmak, hemen tahrik oluşturmak en hafif tabiriyle fırsatçılıktır ve gerçekten son derece çirkindir. Bakın açık açık söylüyorum. Saldırganlar o iki aracı patlattıklarında 50 cana kıydıklarında değil, bu açıklamaları yaptırdıklarında Suriyeli mültecilere, Özgür Suriye ordusuna, Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik infiali oluşturduklarında küstahça tebessüm ettiler. İşte asıl o zaman sevindiler. Ve işte asıl o zaman maksat hasıl oldu dediler. Bunu görebilmek için illa terör uzmanı olmak gerekmiyor. 30 yılını terörle mücadele içinde geçiren bir ülkenin siyasetçisi de medyası da bunu artık görebilmeli. Buna göre tavır belirleyebilmeli. Bu tuzaktan uzak kalmayı becerebilmelidir. Şimdi değerli arkadaşlarım, ben bu kürsüden de başka platformlardan da Türkiye'nin Suriye politikasını, Türkiye'nin Suriye'deki olaylara bakışını çok net bir şekilde defalarca ifade ettim. 10,5 yıl önce iktidar görevini üstlendiğimiz andan itibaren Suriye ile ilişkileri geliştirmek, işbirliğini ilerletmek, özellikle ticaret hacmini büyütmek için samimi bir gayret içinde oldum. Aynı zamanda Türkiye ile Suriye halklarının kardeş olduğu gerçeğinden yola çıkarak Suriye'de refah, huzur ve istikrarın tesis edilmesi, Suriye ile birlikte bölge meselelerine çözüm aranması için çok samimi girişimlerde bulundum. Değerli kardeşlerim, bizim Suriye halkıyla zerre kadar meselemiz yoktur. Bizim Suriye'deki alçak, gaddar, zalim, diktatör rejimle meselemiz vardır. Erbaş, 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 erbaş.
Bakın Kuzey Afrika ülkelerinde halk hareketleri başladığında aynı samimiyet içinde Suriye rejimine uyarılarda, tavsiyelerde bulundu. Suriye'de kanlı halk hareketlerinin olmaması için reformlar yapılması gerektiğini defaatlerle ifade ettik. Dikkatinizi çekiyorum. Suriye'de olaylar başladığı anda bile biz Şam'la irtibatımızı kesmedik. Son bir umut. Şam'a sürekli tavsiyelerimizi, uyarılarımızı ilettik. Ve bu 6 ay devam etti. Hep sabırla hareket ettik. Hep umutla hareket ettik. Bizim Şam yönetimiyle irtibatımızı kesmemiz, Suriye'de halk hareketlerinin yayılması, Suriye ordusunun da halka acımasızca saldırması aşamasında olmuştur. Tankla, topla insanların üzerine saldırdıkları andan itibaren bizim de tavrımız değişmiştir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, kendi halkına silah doğrultan, kendi halkına zulmeden, kendi ülkesiyle birlikte tüm bölgeyi yangına sürüklemek isteyen bir rejimle bizim hiç işimiz olmaz. Biz zalimlerin yanında değil, her zaman mazlumların yanında yer alan bir ülkeyiz. Böyle bir ülkenin hükümetiyiz. Suriye'de bu kanlı olaylar devam ederken 2 yılı aşkın bir süredir de olayların sona ermesi, halkın taleplerinin karşılanması, halkına zulmeden rejimin çekilmesi için girişimlerimizi sürdürdük ve sürdürüyoruz. Biz ana muhalefet partisi gibi çok farklı sahiplerle zalimin, diktatörün, eli kanlı canilerin yanında duranlardan değil. Sadece ve sadece hakkın yanında, mazlumun, mağdurun yanında duranlardan olduk. Türkiye'ye yakışan sadece hakkın yanında durmaktır. Biz de bunu yaptık. Bize ne Suriye'den diyenlere, bizim Suriye ile ne işimiz var diyenlere, mültecilere neden kucak açıyoruz, yabancıları neden topraklarımıza alıyoruz diyenlere buradan seslenmek istiyorum. Bizim Suriye politikamızın 2 ana ekseni vardır. Birincisi, bölgede barış, huzur ve istikrarın Türkiye'yi çok ama çok yakından ilgilendirdiğine inanıyor. Kendi huzurumuz için, kendi iç barışımız için, kendi güvenliğimiz için bölgede barış istiyoruz. Türkiye, örneğin Filistin meselesine en başından itibaren kayıtsız kalabilirdi. Görmeyebilirdi, duymayabilirdi, hiç ama hiç sesini çıkarmayabilirdi. Türkiye, Suriye meselesine de başından beri kayıtsız kalabilirdi. Hiçbir şey yokmuş gibi davranabilirdi. Ama şunu herkes bilsin ki, bölgedeki en küçük ateş dahi gelir, Türkiye'yi bulur, Türkiye'ye dokunur. Türkiye bunun bedelini de geçmişte çok ağır ödemiştir. Filistin'e kayıtsız kalmış, bedelini ödemiştir. Arap ülkelerine sırtını dönmüş, bedelini çok ağır ödemiştir. Türkiye, bölge meselelerine yönelik kayıtsızlığı nedeniyle ekonomik, diplomatik bedeller, hatta terör nedeniyle hayatlara mal olan bedeller ödemiş, ödemek zorunda kalmıştır. Değerli arkadaşlarım, çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada kapıları kapatmak, duvarlar örmek, sorunlara kayıtsız kalmak asla çözüm değildir. Çözüm olmadığı da görülmüştür. Bölgesine, dünyaya, özellikle de kardeşlerine kayıtsız kalan bir devlet asla ve asla büyük devlet olamaz. Böyle bir devletin ekonomisi büyümez. Böyle bir devletin refah seviyesi artmaz. Böyle bir devletin saygınlığı itibarı olmaz. Nitekim Türkiye çok uzun yıllar kardeşlerine sırt çevirmiş şekilde yaşamış, olduğu yerde saymış, itibarı çok ciddi şekilde zedelenmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk lirasının, pasaportumuzun, ay yıldızlı bayrağımızın küresel bir saygınlığı varsa bu aktif ve barışçı dış politikamızın bir eseridir.
Değerli kardeşlerim, Suriye politikamızın ikinci ve en önemli ekseni ise insani boyutudur. Bakın bu noktanın üzerinde özellikle durmak istiyorum. Bosna Hersek'te çok acı katliamlar yaşanırken Türkiye bana ne Bosna Hersek'ten deseydi bugün Saraybosna'nın yüzüne bakabilir miydik? Kosova'da acı hadiseler yaşanırken bana ne Kosova'dan deseydik bugün Prizren'in yüzüne bakabilir miydik? Halepçe katliamı sonrası Kuzey Irak'tan kaçan Kürt kardeşlerimize kucak açmasaydık bugün Erbil'in yüzüne bakabilir miydik? Lefkoşa'dan bana ne? Karabağ'dan bana ne? Bakü'den bana ne deme imkanına sahip miyiz? CHP'nin Boraltan Köprüsü'nde Stalin'in ordusuna teslim ettiği Türkiye'nin yanı başında kurşuna dizilen Azeri kardeşlerimizin acısını bugün bile yüreğimizde taşıyoruz. Türkiye'ye böyle acı hatıralar silinmesi zor lekeler bırakmaya hakkımız olabilir mi? Bir kere şunu herkesin bilmesini istiyorum. AK Parti teşkilatının bize gönül vermiş vatandaşlarımızın 76 milyon aziz milletimin bilhassa şunu bilmesini istiyorum. Biz Türkiye'nin çocukları için, dünyanın çocukları için sorumluluk yüklenmiş bir iktidarız. Biz Türkiye'de ve dünyada çocukların, kadınların alçakça katledilmesine isyan ederek iktidara gelmiş bir kadroyuz. Böyle bir hareketiz. Çocuklar katledilirken susacaksak o zaman AK Parti'ye ne gerek var? Bunu CHP yapabilir, bunu MHP yapabilir, bunu BDP yapabilir ama bunu AK Parti asla yapamaz. Kapımızı çalan misafirlere kapıyı kapatacaksak o zaman bu harekete ne ihtiyaç var? Bakınız şu anda Reyhanlı'da CHP örgütü orada kendine göre çalışmalar yaparak oradaki 20-25 bin Suriye'den gelmiş kardeşlerimize karşı bunlar buradan çıksın. Bunların kulislerini atıyorlar. Niye burada duruyorlar? Gitsinler. Ama aklı selim sahibi olan Reyhanlılı kardeşlerim de tam aksini savuyor. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar buraya farklı bir canlanma getirdi. Farklı bir hareketlilik getirdi diyorlar. Onlar bizim misafirimiz diyorlar. Bunu diyen de var. Ve CHP bunu her zaman yaptı ve yapıyor. Ben aynı şeyi MHP'de görüyorum. Diğer statüko partileri bunu tarihleri boyunca yaptılar ve yapıyorlar. Biz AK Parti'yiz. Biz farklıyız. Bizim siyasetimizde vicdan var. Bizim dış politikamızda kalp var, vicdan var, akıl var. AK Parti milletin kurduğu, milletin istikamet çizdiği bir partidir. Bu millet misafirperverdir. Bu millet mazlumun ve mağdurun yanındadır. Bu millet her zaman hakkın yanındadır. Öyleyse biz de misafirperver olacağız. Mazlumun yanında duracağız. Sonuna kadar da hakkı savunacağız. Önceki günde söyledim. Suriye'de her gün onlarca bebek katlediliyor. İşte Banyas'ı izlediniz. Banyas'ı gördünüz. O yavruların üst üste orada nasıl katledildiğini gördünüz. Annesinin kucağında nasıl onların şehit edildiğini, katledildiğini gördünüz.
Suriye'de her gün onlarca masum kadın katlediliyor. Tecavüze uğruyor. Suriye'den bize ne diyenler acaba çocuklarının yüzüne nasıl bakabiliyorlar? Hele bu Banyas'tan sonra. Suriyeli mülteciler gitsin diyenler acaba komşularının yüzüne nasıl bakabiliyor? Türkiye Suriye ile ilgilenmesin diyenler acaba vicdanlarına bunu nasıl izah edebiliyor? Biz ırkçı bir millet değiliz. Biz bencil bir millet değiliz. Bizi büyük bir millet yapan zor zamanlarda mazlumların yanında durmamızdır. Kim ne derse desin, hakkı savunmaya, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Evet. Tekrar ediyorum. Annesinin karnındaki gibi büzülmüş yatan, iki bacağı kopmuş, minicik bedeninin yarısı yanmış yatan o bebekleri görmezden geleceğimize siyaseti bırakır çeker gideriz. Bizim anlayışımız bu. Biz Türkiye'nin bebekleri için, dünyanın bebekleri için siyaset yapıyoruz. Onları görmeyeceksek, duymayacaksak, onlardan yüz çevireceksek siyaset yapmanın hiç ama hiç anlamı yok. Biz hesap gününe inanan bir kadroyuz. Hesabımızı alnımızın akıyla verebilmek için de Türkiye'nin, dünyanın mazlumları için, bebekleri için sesimizi yükseltmeye, onlar için çırpınmaya devam edeceğiz. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli misafirler, bakınız burada ülkemiz adına, milletimiz adına, demokrasimiz adına çok önemli bir hususu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Türkiye 1950 yılında demokrasiye adımını attığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi egemenliğin kaynağını halkta aramak yerine her zaman başka yerlerde aramıştır. Halktan teveccüh göremeyen Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü durumları değerli kardeşlerim kendisi için bir fırsata çevirme gayreti içinde olmuştur. 10,5 yıllık iktidarımız sürecinde de CHP'nin bu arayışlarına defalarca şahit olduk. Seçim sandığında başarı gösteremeyen CHP, demokrasi dışı yöntem ve odaklardan medet umarak, kaostan medet umarak, buradan fırsat devşirmenin gayreti ve cüreti içinde oldu. Yeni genel başkanın yönetiminde CHP'nin bu arayışının çok farklı ama çok tehlikeli mecralara sürüklendiğini görüyoruz. Sokak sokak direniş çağrısı yapan, çözüm sürecini dahi bir ayrışma fırsatı olarak gören ve sürekli olarak, bakın açık söylüyorum, Alevi vatandaşlarımızı sürekli tahrik eden CHP Genel Başkanı şu anda da Suriye'nin kanlı rejimine koşulsuz destek vererek çok tehlikeli bir oyun oynuyor. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu oyunun lütfen farkında olun diyorum. CHP Genel Başkanı Türkiye'nin düşmanlarıyla Reyhanlı'yı kana boyayan canilerle aynı fotoğraf karesinde bulunmak, onların değirmenine su taşımak gibi vahim bir hata yapıyor. CHP Genel Başkanı en kanlı terör örgütlerine karşı sessiz ve tepkisiz kalmak gibi, adeta onları yüreklendirmek gibi bir tavrın içine giriyor. Biraz önce de ifade ettim. Daha Reyhanlı'da kara bulutlar dağılmadan çıktılar hükümeti suçlayan, Suriye politikasını eleştiren sorumsuzca açıklamalar yaptılar. Adeta suçun üzerine örten, saldırganları kollayan, saldırıyı çok başka yerlere çekmeye çalışan bir tavrın içine girdiler. Buradan CHP'nin yönetimine sesleniyorum. Buradan CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. CHP Genel Başkanı'na ateşle oynadığını, topluma,
siyasete ve demokrasiye çok ağır zarar verecek bir tavır içinde olduğunu lütfen hatırlatsınlar ve onu uyarsınlar. Bakın Türkiye en basit meselelerde dahi ağır gerilimler yaşayan, ayrışmalar yaşayan bir ülke haline getirilmek isteniyor. Arkasına halka alıp muhalefet yapamayan CHP, MHP gibi partiler bu gerilimi, bu ayrışmayı körükleyerek, kaos ortamına zemin hazırlayarak buradan medet umuyor, buradan fırsat kolluyorlar. Biz CHP ve MHP yönetimiyle onların seçmenlerini, onların gönüldaşlarını hep ayrı tuttuk. Çünkü ben CHP'ye gönül veren kardeşlerimin de bu yanlışı anlayacaklarını görüyorum. MHP'ye gönül veren kardeşlerimin de genel başkanlarının hakaret dolu ve bu süreci adeta küfürle sürdürmesinin yanlışlarını gördüklerine inanıyorum. İşte bugün de bütün bu olaylara rağmen gerek şahsıma gerek partime yönelik hakaretleri yenilir yutulur değil. Hep tahrik unsuru. Ama biz onun tahriklerine bugüne kadar nasıl aldanmadıysak yine aldanmayacağız. Çünkü benim milletim feraset sahibidir. Ona gereken dersi sandıklar geldiği zaman ona en güzel şekilde verecek. Kime oy vermiş, kime gönül vermiş olursa olsun 76 milyonun tamamına buradan sesleniyorum. Muhalefet tarafından tırmandırılan gerilime lütfen prim vermeyin. Bölücü, ayrıştırıcı dil, üslup ve tavırlara asla aldanmayın. Terörün, Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek açıklama ve yayınlara karşı lütfen dikkatli olun. Şurada çözüm sürecinde akademisyenler, medya mensupları, sanatçı, sporcu, bütün 63 akil insan Türkiye'yi dolaşıyor ve dikkat edin. Onları provoke etmek isteyen, bakıyorsunuz 10 kişi, 20 kişi, 30 kişilik gruplar hep aynı tipler. CHP, MHP, yok bilmem şu böyle marjinal gruplar, bunlar bir araya gelmek suretiyle provoke etmenin gayreti içerisine giriyorlar. Ama ne yazık ki bunların yanında da yazılı ve görsel medya yer alıyor. Sanki halk bunlar gibi düşünüyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama bütün o medyadaki o tekniği kullanmak suretiyle bu olayları böyle göstermenin gayreti içerisine giriyorlar. Sıkıntı burada. Fakat şu anda halkımızın kahir ekseriyeti büyük bir teveccüh göstererek, hamdolsun yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarıyla da bunu görüyoruz ve bu çözüm sürecine her şeye rağmen desteğini veriyor. Yalanlar, iftiralar, düzmece senaryolar üzerinden üretilen tahriklere benim milletim gelmiyor ve gelmeyecek. Bu tuzaklara benim milletim düşmeyecek. Demokrasilerde her meselenin müzakere ve çözüm yeri meclistir. Dikkat edin, sokak değil, meclistir. Meclisin dışına çıkarılan, sokağa taşınan her mesele Türkiye'nin de demokrasinin de aleyhinedir. 76 milyon vatandaşımın her birinden tekrar tekrar rica ediyorum. Bu gerilim tuzağına düşmeyin. Tahriklere aldanmayın. Soğukkanlılıktan asla taviz vermeyin. Tartışmak, ayrışmak, gerilim hatları oluşturmak, dikkat edin, teröristleri, saldırganları, Türkiye düşmanlarını sevindirir. Biz onları sevindirmeyeceğiz. Biz bir olacağız. Diri olacağız. Allah'ın izniyle her zamankinden çok daha fazla diri olmak suretiyle bu acıları aşacağız. İnşallah Reyhanlı'daki yaraları saracak. Amerika dönüşü inşallah ilk işim Hatay ve başta Reyhanlı olmak üzere ilçelerin bir kısmını dolaşmak olacak ve oraları dolaşacağım.
ve Reyhanlı'yı çok daha güçlü şekilde manen madden inşa edeceğiz. Düşmana inat kenetlenecek, kucaklaşacak, düşmanı değil dostlarımızı, kardeşlerimizi sevindireceğiz. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli misafirler. Acımız, hüznümüz ne kadar ağır olsa da bugün milletçe buruk bir sevinci de hep birlikte yaşıyoruz. Evet, bugün Türkiye'de tarihe tanıklık ediyor. Büyüyen, güçlenen Türkiye yolunda çok önemli bir aşamaya geçiyoruz. Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, Türkiye'nin uluslararası para fonuna olan 412 milyon dolar borcunun ödenmesi amacıyla Merkez Bankamıza talimatı verdi. Merkez Bankamız, IMF'in değişik hesaplarına bu borcu aktarmaya başladı ve aktarma işlemi bugün tamamlanıyor. Böylece Türkiye uzun bir aranın ardından uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı. Bu güzel gelişmenin, bu sevindirici haberin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Türkiye 11 Mart 1947'de IMF'in faaliyete başlamasından hemen 10 gün sonra 43 milyon dolarlık kota ile fona üye olmuştu. IMF'den ilk borç 1961 yılında yapılan bir standby anlaşmasıyla Cemal Gürsel hükümeti tarafından alınmıştı. 1961'den bugüne kadar IMF ile 19 standby anlaşması yapıldı. Toplamda 56,5 milyar dolarlık borç ilişkisi kuruldu. Türkiye'nin uluslararası para fonuna olan borcu 2001 krizi sonrasında rekor bir düzeye ulaştı. Ve o günün rakamlarıyla, yani biz iktidara geldiğimizde 23,5 milyar dolarla biz iktidarı devraldık. O günleri hatırlayın. Her ay IMF heyetleri Türkiye'ye geliyor. Heyetin incelemeleri büyük olay oluyor. İş dünyası, piyasalar, esnaf, çiftçi, hatta sokaktaki vatandaş IMF'den gelecek haberlere, heyetlerin görüşmelerine göre pozisyon belirliyordu. O dönemin DSP, MHP, ANAP hükümeti IMF'den borç alabilmek için ciddi tavizlerde, ciddi taahhütlerde bulunmak zorunda kalıyordu. Değerli kardeşlerim, biz milliyetçiyiz. Biz şöyleyiz. Biz milletimizi çok seviyoruz. Bahçeli, IMF'e borçlanan kim? Siz. Neyi ödediniz IMF'e? IMF'e neyi ödediniz? Ve siz o dönem içerisinde standby anlaşmalarıyla olsun, aldığınız talimatlarla olsun 3,5 yıl geçirdiniz.
ve yanlış yönetimleriniz neticesinde bu ülkenin en önemli bankası Ziraat Bankası sürekli görev zararı yazıyordu. Sizden dolayı. Halk Bankası çöktü gidiyordu. Vakıf Bank hakeza öyle. Ve bütün bunlarla beraber enflasyon %30 buralardaydı. Devletin borçlanma faizini %63'e ey Bahçeli siz çıkardınız. %63 faizle Türkiye Cumhuriyeti borçlanırken bunun bedelini kim ödüyordu? Benim milletim ödüyordu. Bunu siz milletimize ödettiniz. Kamu borçlanmasına baktığımız zaman milli geliri oranı %74'tü. Ey Bahçeli şu anda %36. Borçlanmada milli geliri oran şu anda burada. Ama siz bunu 74'e kadar çıkarttınız. Bütün bunlar olurken şu anda devletin borçlanma faizi bakın 6-6,5 buralarda dolaşıyor. Enflasyon hakeza buralarda dolaşıyor. Bütün bunlarla beraber biz hamdolsun şimdi 23,5 milyar doları ödemek suretiyle süreci sonlandırdık ve 19 standby anlaşmasını yapanlar artık bugün itibariyle son buldu. Şu anda artık IMF'ye borcu olan bir ülke değiliz. Tam tersine IMF'ye borç vermek için müzakereler yürüten bir ülkeyiz. Böyle bir durumdayız. Rabbim inşallah bizlere o günleri tekrar yaşatmasın. Bizleri IMF önünde borç beklentisi içinde bir ülke konumuna düşürmesin. İhtiyacımız olan borcu Türkiye ve dünya piyasalarından tarihi seviyede düşük faiz oranlarıyla almak suretiyle mali disiplini ve para politikalarını muhafaza etmek suretiyle Türkiye'nin o günlere geri dönmesine asla mahal vermeyeceğiz. Bugün bugün Türkiye için, Türkiye ekonomisi için gerçekten önemli bir gün. Bugün Türkiye yeni bir aşamaya, yeni bir kulvara geçiyor. Bu yeni dönemin de hayırlara vesile olmasını diliyor. Bu güzel gelişmenin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz. Grup toplantımızdan sonra bugün beraberimizdeki geniş bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a hareket edecek. Orada resmi temaslarda bulunacağız. Perşembe günü öncelikle Başkan Obama ile görüşmemiz olacak. Ardından bir basın toplantısını birlikte düzenleyeceğiz. Öğle saatlerinde ise ABD Başkan Yardımcısı Sayın Biden ve Dışişleri Bakanı Sayın Kerry tarafından heyetimize verilen yemeğe iştirak edeceğiz. Aynı gün akşam çok dar kapasiteli olmak üzere Beyaz Saray'da özel bir akşam yemeğini Sayın Obama ile başkan ve iki yanındaki çalışma arkadaşı, ben de iki çalışma arkadaşımla birlikte yiyeceğiz. Ve akşamki çalışmalarda da yine programımızı, bu görüşmemizi kendileriyle birlikte devam edeceğiz. Washington'da Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Boehner ile bir grup iş adamıyla, Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek ve görüşmeler yapacağız. Ayrıca Brookings Enstitüsü ve SETA Washington ofisinin düzenlediği toplantılara da iştirak edecek ve
Washington programını bu şekilde 2 günlük çalışmayla tamamlayacağız. Ve oradaki bir tam gün boyunca yapacağımız resmi temaslarda Türkiye-ABD ilişkilerinin Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki ülkelerle ilişkili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bunun içinde Irak, Filistin-İsrail ilişkileri, Mısır, Libya gibi bütün bunları görüşeceğimiz ama bunun yanında tabii ki bir de Türkiye-Amerika arasındaki ekonomik ilişkileri özellikle görüşme fırsatını bulacağız. Ardından Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'ni ziyaret edeceğiz ve o ziyaretten sonra da yine Kaliforniya'daki orada bulunan tüm gerek Türk STK'ları ve İslam ülkeleri STK'larıyla oralarda bir toplu görüşme imkanımız olacak. Ve bütün bu temaslarımızın ülkemiz için, bölgemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu arada meclis çalışmalarınızda tüm milletvekili arkadaşlarıma başarılar diliyor. Tekrar görüşmek, tekrar kavuşmak umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Halk İş Konfederasyonu üyesi bir grup işçi bugünün anısına Sayın Başbakanımıza IMF borçlarının bitmesi nedeniyle teşekkür için çiçek takdim edecek. Aynı zamanda Kahramanmaraş İl Başkanı, Belediye Başkanı ve Milletvekilleri yine bugünün anısına Sayın Başbakanımıza İstiklal Madalyamızın bir örneğini sunacaklar. Ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Sayın Jean-Claude Mignon da aramızda bulunmaktadır.